Erler film gururla sunar. Merhaba pek sevgili kitap kurtları. Hayır yani bu sefer de kurtlar ne ya? Kes! 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 Aman akodumun çocuğu! Bakmayın bu derbeder halime. Ne yazık ki sınav haftam arkadaşlar. Hep böyle yaranı. Dua edin gözlüklerimi takmadım. Şu an sizi göremiyorum ama... Kör oldu! Kör oldu! Sakin ol. Kör oldu! Ekranı göremiyorum. Sizi göremiyorum değil. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Böyle takınca da çok parlıyor şu an monitörden gelen ışıkla. Birazcık böyle mi konuşayım ben? Göreyim değil mi ekranı? Bugün bahsedeceğimiz kitap Abraham Maslow'un İnsan Olmanın Psikolojisi. Şimdi bu alanla ilginiz var mı bilmiyorum. Benim bir ara çok ilgim vardı. Kitabımızı da şöyle gösterelim. Hangi cilt, hangi baskı ona da bakalım. Ne yapacaksak. Çok hoşdur. Ama bana ne? Bir ara çok ilgim vardı. Evet ama bu kitabı da maalesef yarıda bıraktım. Bastır açıksal. Çünkü içerisinde birçoğu bildiğim şeyler. Hatta bildiğim şeyleri birçok kez tekrar etmiş. Tekrara düşmüş. O yüzden çok da devam edemedim. İnsan Olmanın Psikolojisi evet ama bana böyle çok akademik bir dilde geldi. Şunu arıyorum. Daha böyle 5 yaşındaki çocuğu anlatır gibi. Anlamıyorum. Çünkü benim bu kadar akademik bir şeye ihtiyacım yok. Çünkü bu benim alanım değil. Bana pazarlama alanında akademik şeyler anlat. Ne bileyim halkla ilişkiler, reklamcılık alanında akademik şeyler anlat. Yalnız şey değil mi ya bu hukuk okuyorum. Sürekli yani 3 videonun 3.5'unda bu bölümü okuduğumu vurgulamam da biraz bilemiyorum yani. Depoyu da aramadım. Bilemiyorum Altan. Gece kalalım babamla. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. O bölümle çok da alakalı olmadığım için fazla akademik geldi. Ama evet ilgileniyorum insan psikolojisiyle. Çünkü bölümümle de yine... Bölümümle de alakalı insanları anlamak fakat yani bu kadar tekrara düşmesinin, bu kadar akademik olmasının bir manası yok benim için. Yoksa kitap gerçekten güzel. Kim Maslow'u biliyorsunuz, ihtiyaçlar hiyerarşisinden daha çok duymuşsunuzdur Maslow'u. Okumanızı alanla ilgili eğer yüksek bir ilginiz varsa ya da bu bölümün öğrencisiyseniz, bu bölümle ilgili farklı bir araştırmanız varsa... Tabii ki de okumanızı tavsiye ediyorum. Beni çok açmadı. Dediğim gibi ben çok akademik bir dil tercih etmediğim için böyle oldu. Bir sonraki videomuzda ve bir sonraki kitap incelememizde görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.